Hakkındaki suçlamaya karşılık verdi. Dolandırıcılık varsa ben buradayım, hukuki işlem başlatın diye seslendi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Eminim Sayın Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında Davutoğlu'ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz diye bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir üniversitesi açıklamasıyla başlayan tartışma kızıştı. Kurucular Kurulu toplantısında Gelecek Partisi'nin genel başkanı seçilen Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi. Bir dolandırıcılık varsa ben buradayım, işlemler orada, hukuki işlemi başlatın. En ağır cezaya razıyım. Gelecek Partisi'nin logosu çınar yaprağına atıfta bulunarak hazan mevsiminde dökülen yapraklar benzetmesi yapmıştı Erdoğan. Eski başbakanın o benzetme içinde söyleyecekleri vardı. Bazıları çınar yaprağını görünce düşen bir yaprak görürler, bazıları da bahar görür. Cumhurbaşkanının başbakanlığı bırakırkenki konuşmasını hatırlatarak vefa vurgusu yapmasına da tepki gösterdi Davutoğlu. En yakın arkadaşım dediği arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapılmasından sonra hala vefadan bahsedebilmek mümkün mü? Beni ihraç eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla AK Parti oldu. Bunu yapanlar vefadan bahsedebilirler mi? Bahçeli'nin yeni partileri hedef alan sözlerini de eleştirdi. İsmi de devlet olan Sayın Bahçeli'nin artık böyle her farklı düşüneni dış ajanlıkla suçlaması da yakışmıyor. Akşener'in ihtiyaç olursa 20 milletvekili verebiliriz teklifi de soruldu Davutoğlu'na. Ben siyasette doğal olmayan, doğal seyir içinde olmayan bir yöntemlere hiçbir zaman başvurmadım. İhtiyaçta olmayacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Davutoğlu arasında polemik konusu olan şehir üniversitesi ile ilgili YÖK'ten de açıklama geldi. Şehir üniversitesi, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredildi.